Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürünü inceleme videosuyla karşınızdayım. Elimde bir mini osiloskop var. Daha doğrusu hepsi bir arada güzel bir sistem var. Buna benzer bir ürünü daha önce incelemiştik. Ürünü biraz daha küçültüp biraz daha portatif bir hale getirmişler. Gelin birlikte ürünü incelemeye başlayalım. Kutu içeriğinden çıkan her şeyi masanın üzerine aldım arkadaşlar. Şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzu Çince ve İngilizce olarak geliyor arkadaşlar. Maalesef Türkçe dil desteği yok. Bunu bir kenara alıyorum. Cihazımız ana ünitemiz bu şekilde. Burada girişlerimiz var arkadaşlar. Yine bu kısımda diğer giriş ve çıkışlarımız var. Ekranımız bu şekilde. Bu kısımlar ise dokunmatik olarak yapılmış arkadaşlar. Buralara dokunarak cihazımızı kumanda ediyoruz. Ayrıca cihazımızın şurada Type C arayüzü üzerinden şarj etmeniz için bir girişim. Olur da bir şekilde kilitlenirse bir reset butonu ve açma kapama butonu var. Yani cihazın ünitemizin ana şekli bu arkadaşlar. Yine bu şekilde masa üzerine koyarak da kullanabiliyorsunuz arkasından genelde bunların bu şekilde bir destek oluyor. Bunu da ben beğeniyorum açıkçası. Yine kutu içeriğinden 2 adet propumuz çıkıyor tam set olarak. İstediğinizde arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Proplarımız yüksek voltajlara dayanabilecek nitelikte. Proplar arkadaşlar şu şekilde. Yine diğer osiloskoplarınız ve bu tarz cihazlarınızla uyumlu olan bağlantıya yani buradaki standart bağlantıya sahip arkadaşlar. Ayrıca şu şekilde bir tornavi da geliyor. Ben bunu çok seviyorum. Özellikle RF devrelerinde ya da hassas devrelerde çok işime yarıyor arkadaşlar. Yine kutu içeriğinden buradaki sinyal jeneratörü için bir çıkış bağlantısı ve buna ait konnektör. Type-C şarj kablosu ve oldukça kaliteli 2 adet silikon prop geliyor arkadaşlar Şöyle göstereyim Şuan Çıkaralım Bakın Oldukça Güzel Proplar kutu içeriğinden çıkıyor Gelin cihazımızı çalıştıralım Ve yakından Bir bakalım Cihazı çalıştırarak başlamak istiyorum arkadaşlar buradaki açma butonuna basarak cihazı açıyoruz Cihazımız bu şekilde açılıyor Hemen buradaki Type-C arayüzünden Birazcık bahsetmek istiyorum çünkü ilerleyen dakikalarda bunu unutabilirim. Arkadaşlar burası sadece bu cihazı şarj etmek için değil. Aynı zamanda buradaki arayüzü üzerinden direkt olarak tıpkı bir flash bellek gibi bunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Burada aldığınız ekran görüntülerini ya da fotoğraflarını direkt olarak daha sonra bilgisayarınıza alıp inceleme şansınız oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir avantaj sağlıyor yine bunu bir flash bellek gibi görüyor ve içinde bir update klasörü var. İndirdiğiniz cihazla ilgili güncellemeleri yine bu klasöre atarak cihazı direkt olarak güncelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Cihaz tıpkı bir flash bellek gibi buradaki Type-C arayüzünden ya da bir dead cep telefonu gibi bilgisayara bağlanarak güncellenebiliyor. Ya da dediğim gibi ekran görüntülerine ya da aldığınız buradaki osiloskop görüntülerine rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Ekranı bu şekilde farklı açılardan bile baktığınızda parlama yapmayan, yeterli kalitede bir ekrana sahip. Yani fiyat performans olarak düşündüğünüzde gayet uygun fiyatlı ve performanslı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu arada hafızası arkadaşlar böyle flash bellek gibi bağlanıyor falan dedik ama hani uçuk bir hafızaya sahip değil. Yaklaşık 12-15 MB civarında bir hafızası var. Size kullanım olarak 12 MB civarında bir yer kalıyor. Yani bu tarz bir cihazdaki ekran görüntülerini almak için de yeterli. Hani aklınızda bulunsun. Özellikle hafıza konusunda hemen bu bilgiyi vereyim ki alırsanız hayal kırıklığı yaşamayın arkadaşlar. Cihazın menüsü arasında bu şekilde geziyoruz. Burada cihaz ayarlarımız var arkadaşlar. Yine burada farklı diller arasında seçim yapabilirsiniz. Biraz daha sizin için ekrana yaklaşacağım. Dil seçeneklerimizi bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Çok fazla dilimiz yok. Burada İngilizce olarak kullanacağız yine diğer cihazın içerisinde mevcut olan dilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya gelelim. Burada bir sinyal jeneratörümüz var. Almak istediğimiz dalga şeklini seçtikten sonra buradan ise arkadaşlar frekans girerek almak istediğimiz sinyali buradaki sinyal çıkışı üzerinden alabiliyoruz. Elimdeki cihazın sinyal jeneratörünü size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Genelde bunu hep böyle bir osiloskopa bağlayarak şimdiye kadar anlattık ve diğer arkadaşlar da bu şekilde inceledi. Ben bu defa sizler için bunu bir led'e bağlayacağım ve sinyal jeneratörünü led üzerinde sizinle birlikte test edip bakacağız. Bakın basitçe cihazımızın sinyal jeneratörü nasıl çalışıyor? Buradaki çıkış üzerinden sinyal alıyoruz arkadaşlar. Gerekli bağlantıyı yaptım. Şimdi biraz ışığı azaltalım ve gelin sinyal jeneratörünü birlikte test edelim. Şu an sinyal jeneratörü arkadaşlar 1000 Hz'lik bir sinyal gönderiyor. Öncelikle bunu durduruyorum. Buraya 1 Hz değerine giriyorum ki LED üzerinde hareketleri daha rahat bir şekilde görelim. Burada dalga şeklini görebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir dalgayı buradan seçiyoruz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şuradaki yavaş yavaş yükselen dalgayı seçeceğim. Yani LED'imin ışığı yavaşça yükselecek bir herz olduğu için bu işlemi bir saniye içerisinde görmeniz ve bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu an işlemi başlatacağım. Bakın dikkat ederseniz önce zayıf yanıyor. Maksimuma ulaşıyor ve ardından sönüyor arkadaşlar. Şuradaki diğer dalga biçimini seçiyorum. Bu sefer tam ters olacak. Yüksekten kısa doğru gidecek. Bakın şu an ledin önce parladığını sonra aşağı doğru söndüğünü görebilirsiniz. Yani buradaki gönderdiğiniz dalga şekline göre ışığımız hareket ediyor arkadaşlar. Bunu osiloskopta da görebiliriz. Ancak bu sefer farklı bir şekilde göstermek istedim. Buradaki ilgili dalga şeklinde seçtiğimizde sinyal jeneratörümüz bunu üretmiş oluyor arkadaşlar. Led üzerinde ışıkla da bunu görebiliyoruz. Bir Hz olması sayesinde rahat bir şekilde takip edebiliyoruz. Tabii ki bu frekansı yükselttiğiniz zaman şu an gerçi yanlış yerdeyim arkadaşlar. Şuraya tıklayacağız. Bunu 100 Hz yaptığım zaman işlem çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden aslında yanıp sönüyor ama bizim gözümüz bunu sabit yanıyormuş gibi görüyor arkadaşlar. Çünkü insan gözü biliyorsunuz 24 kareden sonrasını sabit olarak görüyor arkadaşlar. Bunu 24 yapayım bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Evet, hafif bir titreme görüyorum. Hani gözümle baktığımda bu titremeyi daha fazla fark edebiliyorum ama kamerayla çok az fark ediliyor arkadaşlar. Mesela 15 Hz yapalım. Evet, şu an kameraya biraz daha hissedilir seviyeye geldi. Ancak 1 Hz'de çok daha rahat görüyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar da diğer dalga şekilleri bir pik yapıyor buradaki gibi ardından sönüyor arkadaşlar. Bu şekilde şunu tekrar bir herze ayarlayayım. Şöyle diğer dalga şekillerine bakalım. Bakın burada kare dalgamız var. Gördüğünüz gibi bir pik yapıyor. Ardından sönüyor. Ardından bir daha yanıyor. Yani şu üstlerde ledin net bir şekilde yandığını görebilirsiniz. Bakın şöyle bir formumuz var. Yine bu şekilde bir formumuz var. Bakın bu biraz daha farklı bir form, sinüs dalgası. Bu şekilde cihazın sinyal jeneratörü çalışıyor arkadaşlar. Cihazın diğer beğendiğim özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar örnek veriyorum osiloskop moduna geçtiğinizde sinyal jeneratörünü hala kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da hem ölçüm yapıp hem de kullandığınız devreye sinyal enjekte etmeniz gerektiğinde güzel bir avantaj sağlıyor sizlere. Osiloskopumuz bu şekilde arkadaşlar. Osiloskop kısmına çok fazla girmeyeceğim. Videonun süresinin çok fazla uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Özellikle cihaz portatif olduğu için bunu yanınıza alıp taşıyabilirsiniz. Cebinizde götürebilirsiniz, arabanızda götürebilirsiniz ya da küçük bir çantayla birlikte bir direğin tepesine çıkıp rahat bir şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Hani bu noktadan Fiyat, performans ve taşıması kolay bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Osiloskop kısmında özellikle şuradaki otomatik auto butonu çok işinize yarayacak. Bu sizi birçok ayarlamadan kurtaracak arkadaşlar. O an bağladığınız, yaptığınız bağlantıya göre size osiloskopun kendini otomatik olarak ayarlaması noktasında kursörün ve diğer değerlerin ayarlanması noktasında avantaj sağlayacaktır. Şu an sinyal jeneratörünün çalıştığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradan aktif edip kapatabiliyoruz. Yani cihaz dediğim gibi bir devreye hem sinyal enjekte edip hem de aynı anda ölçüm alma noktasından size büyük bir avantaj sağlıyor. Cihazın şurada normal bir voltmetresi var arkadaşlar. Yine bir voltmetre gibi kullanabiliyorsunuz. Şu an gerekli menüye girdim. Tamamen otomatik olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani siz buradan direnç ya da bir diyot ölçtüğünüzde ya da bir kapasitör ölçtüğünüzde cihaz bunu otomatik algılayarak yapıyor. Bu işlem için hangi pinleri kullanmanız gerektiğini de burada gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada 4 adet girişimiz var. Buradaki şu girişleri kullanarak yapıyorsunuz. Yine akım ve miliamper değerlerini ölçmek için ise buradaki bağlantıları kullanıyorsunuz. Size ekranı üzerinde hangi pinleri kullanmanız gerektiğini yine cihazımız gösteriyor. Kullanımı oldukça basit ve etkili bir cihaz. Hemen bunu test edelim. Enerji verelim ve gelin birlikte cihazımızda küçük bir ölçüm yapalım. Ölçüme geçmeden önce hemen şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Olur da cihazımız bir şekilde kafa karışıklığına uğrar ya da belirlediğiniz değeri ölçmekte zorlanırsa hemen burada arkadaşlar şuradaki butona basarak bir menümüz var. Buradan ne ölçmek istiyorsanız ilgili ölçümü seçiyorsunuz. Örnek veriyorum akım ölçmek için. Burayı seçiyorsunuz ve bakın ilgili proplar hemen işaretlendi. Yani hangi propları kullanmam gerektiğini burada görüyorum. Başka bir güzelliği ise arkadaşlar maksimum ve minimum değerleri cihazın tutabiliyor olması da Yine güzel özelliklerinden bir tanesi buradan alternatif akım ya da DC akımı da ölçebiliyorsunuz. Buradaki butona basarak gerekli seçimi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben voltaj ölçümü yapacağım o yüzden burayı seçtim. Bakın yine aynı şekilde maksimum ve minimum ölçüm değerleri de geldi. Yine alt kısımda da canlı grafik şeklinde bu hareketleri görebiliyoruz. Şu an ayarlı güç kaynağımla gerekli bağlantıyı yaptım arkadaşlar. 8.19 volt gönderiyorum. Gördüğünüz gibi burada 3 haneli değer olarak biraz daha hassas bir şekilde çıkış voltajımızı ölçebiliyoruz. 8.194 volt. Buradan gerilimi artırmaya başlıyorum arkadaşlar. Özellikle şu alttaki şuna basacağız. Grafik olan yere dikkat etmenizi istiyorum Arkadaşlar şimdi gerilimi düşüreceğim Bakın arkadaşlar maksimum voltumu aldı 18.9 volt Şu anda neredeyse sıfıra yakın hatta 0 volt civarında bir gerilimim var Yine buradaki grafiğim yükselmeye başladı arkadaşlar Şimdi 20 volta kadar çıkacağım. Bunu böyle grafiksel olarak tutması gerçekten güzel. Yine şuradaki butona basarak da arkadaşlar bunu resmini çekip kaydedebiliyoruz. Şu an maksimum voltaja geldim. 32 volt arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi voltajı düşürsem dahi buradaki maksimum değeri tutacak. Dediğim gibi cihazın bu yönü çok güzel, çok beğendim. Özellikle osiloskoptan ziyade sinyal jeneratörünü ve buradaki voltmetresini, avometresini çok beğendim arkadaşlar. Bence alınabilir bir cihaz. Tabii ki son tercihi siz vereceksiniz. Bu arada bu cihazı almak isteyenler için arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında cihaza ait satın alma bağlantılarını ve alabilirsem indirim kuponlarını sizin için paylaşmış olacağım. Dolar kuruna bağlı olarak cihazın fiyatı değişebileceği gibi özellikle fiyat bilgisi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü farklı ülkelerden izleyen çok fazla arkadaşımız var. Siz linke tıklayarak kendi ülkenizdeki kura göre arkadaşlar fiyatı görebilirsiniz. Böylece bir inceleme videomuzu daha tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşçakalın.